Transfer haberlerimizin yeni videosuna hoş geldiniz. Son günlerin transfer iddialarıyla karşınızdayım. Transfer iddialarımıza hemen geçeceğiz ama geçmeden önce sizden çok küçük bir ricam var. Transfer haberleri serimize verdiğiniz ilgi çok güzel ancak bir daha abone olursanız çok daha güzel olur bizim için. Kanalımızın videolarını izleyenlerin çok büyük bir çoğunluğu kanalımıza abone değil. Abone olursanız bize destek vermiş olursunuz. Bu arada abone olarak kanalımızdaki forma çekilişine de katılabilirsiniz. Kısacası tek yapmanız gereken birkaç saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olmak. Artık son günlerin transfer iddialarına başlıyoruz. Keyifli seyirler. Bir önceki transfer videomuzu izleyenler biliyorlardır. O videomuzda Ronaldo'nun transfer durumunu konuşarak başlamıştık. Bu videomuza da Ronaldo ile başlayalım. O videomuzda Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği için Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan United'dan ayrılıp Bayern'e gidebileceğinden bahsetmiştim. O videonun üzerinden yalnızca 1,5 gün geçti. Ronaldo'nun adı 3 yeni farklı takımla alınmaya başlandı. Bu takımlar Tottenham tarafından satın alınan ve para sıkıntısı olmayan Chelsea, Ronaldo'nun çok sevdiği hocalarından birinin teknik direktörlük yaptığı Roma ve eski takımı Sporting Lisbon. Chelsea iddialarıyla başlayalım. Chelsea'nin yeni sahibi Tottenham takıma fayda sağlayamayan Lukaku yerine Ronaldo'yu transfer ettirmek istiyor. Romelu Lukaku'nun Inter'e kiralanması gündemde. Lukaku yerine Ronaldo'nun getirilebileceği söyleniyor. Ben Ronaldo'nun Chelsea'ye transfer olacağını sanmıyorum çünkü geçtiğimiz yıl kırmızı şeytanlara transfer olurken Sisi'nin transfer teklifini reddetmişti. Ronaldo'nun İngiltere'de United'dan başka bir takımda oynayacağını sanmıyorum. Son konferans ligi şampiyonu Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho da Ronaldo'yu özellikle istiyor. Roma kulübü yönetiminin Ronaldo'nun maliyetini karşılayabilme konusunda endişeleri var hem Ronaldo'nun Roma'ya gitmeyi isteyip istemediği de bilinmiyor. Bunların üzerine İtalyan basınından farklı bir iddia daha geldi. İtalya basınına göre Ronaldo bu sezon eski takımı Sporting Lisbon'a dönmek istiyor. Bir önceki videomuzda sorduğum soruyu biraz değiştirerek tekrar sormak istiyorum. Bu sefer bir tahmin sorusu olacak. Sizce Cristiano önümüzdeki yıl hangi takımın formasını giyecek? Ekranda 5 tane takım var. Tahminlerinizi yorumlara bekliyorum. Bir dönemler dünyanın en pahalı futbolcusu olarak Real'e transfer edilen Gareth Bale, MLS takımlarından Los Angeles FC'ye transfer oldu. Gareth Bale, 2020 yılında verdiği bir röportajda Los Angeles'a tatile gitmeyi ve oradayken golf oynamayı çok seviyorum demişti. Gareth Bale'e göre sadece Dünya Kupası'nda tam performans verip golf oynamak için Los Angeles gayet güzel bir tercih. Gareth Bale keşke futboldan bu kadar erken kopmasaydı. Onu biraz daha Avrupa'da izleyebilirdik. Henüz 32 yaşında kendisi. Videomuzun hemen başında Bayern'de Ronaldo ihtimalinden bahsetmişken takımın şu anki mevcut forveti Lewandowski konusundan da bahsedelim. Lewandowski her ne kadar takımdan ayrılmak istese de Bayern Lewandowski'yi kolay kolay bırakmama konusunda kararlı. Barça'nın sunduğu tüm bonservis tekliflerini reddeden Bayern Sky Sports'un haberine göre Lewa için en az 60 milyon euro istiyor. Ve bu konuda pazarlığa bile yanaşmıyorlar. Ayrıca Bayern bir yandan Lewa'yı takımda kalmaya ikna etmeye çalışıyor. Bayern yönetimi Lewa'nın menajeri Pinizahavi ile bir araya gelerek takımda kalmasını istediklerini söyledi. Ayrıca Bayern'de CEO'sundan başkanına kadar herkes Levanın başta kalacağına inanıyor. Bayern'in CEO'su Oliver Kahn, Lewandowski'yi hazırlık kampının ilk gününde sahada görmeyi beklediklerini söylemişti. Takımın sportif direktörü Hasan Salihamidzic ise Lewandowski'nin takımda kalma ihtimalini %100 olarak gördüğünü belirtmişti. Kulüp başkanı Herbert Hainer ise geçtiğimiz ay verdiği demeçte Lewandowski'nin 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunduğunu ve bu süreç boyunca Bayern'de kalacağını açıklamıştı. Barça Leva'yı ciddi şekilde istiyor ama ekonomik şartlar ve Bayern'in zorluk çıkarması bu transferi bayağı zorlaştırıyor. Manchester United yeni hocası Erik Ten özellikle istediği ve uzun zamandır konuşulan Frankie de Jong transferini bitiriyor. United son olarak 60 milyon euro teklif etmişti. United teklifini 70 milyon euro artı bonuslar şeklinde revize etti. Barcelona'da ekonomik sıkıntılar yaşadığı için bir nebze rahatlama adına bu teklifi çok yüksek bir ihtimalle kabul edecektir. Hal City'yi satın alan Türk iş insanı takımın transfer durumu hakkında konuştu. İki forvetimiz olacak. Biri çok üst düzey olacak ama şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Biraz zamana ihtiyacımız var. Çünkü takımımız için en iyisini arıyoruz. Diğer bölgelerde risk almak kolay ama forvet pozisyonunda risk almak istemiyorum. 3 ay önce de söylediğim gibi gol yüzdesi yüksek yetenekli bir forvet alacağım. Milli futbolcularımız olan Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ın isimlerinin takımlarımızla geçtiğini sık sık görüyoruz. Mert Müldür Galatasaray ve Fenerbahçe, Kaan Ayhan Trabzonspor ve Beşiktaş ilgileniyor. Ancak bu oyuncuları getirmek şu an için çok zor çünkü Sassuolo takımlarımızın ödeyebileceğinin çok üzerinde bonservis bedelleri istiyor. Sassuolo kulübünün yönetimi ligimizdeki yabancı sınırının bir sonucu olarak yerli oyuncularının değerinin arttığını biliyor ve Türk kulüplerine ona göre fiyatlar çekiyor. Sassuolo Kaan Ayhan için 6, Mert Müldür için ise 10 milyon euro istiyor. Bu paraları ödemek çok zor. Abdülkerim Bardakçı'yı transfer eden Galatasaray yarı rotasyonunu biraz daha genişletmek için kanat bölgesine Alanya Spor'dan Efecan Karaca'yı transfer etmek istiyordu. Alanya Spor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu Efecan Karaca'nın bonservis için 2 milyon dolar isteyince Galatasaray bu transferden vazgeçti. Aslında Efecan Karaca da altyapısından yetiştiği Galatasaray'a transfer olmak istemişti. Ama Alanya Spor'un istediği bonservis ücretinden dolayı bu transfer iptal oldu. Galatasaray'da Marcao çok büyük bir ihtimalle satılacak. Zaten Abdülkerim'in transferi de Marcao'nun satışına hazırlık olarak yapıldı. Marcao için geçmişte 12 milyon euro teklif eden Sevilla, teklifini 12 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus şeklinde revize etti. Ayrıca Rus takımlarından Zenit de bonussuz bir şekilde 15 milyon euro teklif etti. Ancak Marcao Avrupa'nın büyük liglerinde oynamak istediği için Zenit'e gitmeye sıcak bakmıyor. Galatasaray'ın Marcao'dan beklediği gelirse 20 milyon euro bonservisin yanı sıra sonraki satıştan %10 pay. Galatasaray kanat bölgesi için Kaliari'den ayrılan Keita Balde ile ilgileniyordu. Galatasaray sportif direktörü Cenk Ergün bonservis e elinde olan 27 yaşındaki futbolcuyla bizzat görüştü. Galatasaray dışında oyuncuyla ligimizden Beşiktaş'ta ilgileniyordu ama Beşiktaş kanat için başka futbolculara yönelince bu transferde Galatasaray tek kaldı. Keita Balde ile Galatasaray dışında Yunanistan takımlarından Pauk da ilgileniyor. Sport Dog'un haberine göre Pauk Rangers'a transfer olması beklenen Antonio Kola'nın boşluğunu Keita Balde ile doldurmak istiyor. Galatasaray'ın kanat bölgesi için görüştüğü diğer bir oyuncu da geleceğe yatırım hamlesi olarak düşünülen Ola Solbaken. Galatasaray 23 yaşındaki Norveçli futbolcu ve prensipte anlaşma sağladı. Kulübüyle bonservis görüşmeleri devam ediyor. Oyuncu büyük gelecek vadetinden dolayı talipleri de var. Ama sözleşmesi 6 ay sonra bittiği için çoğu takım bonservis ödemeye yanaşmıyor. Bedava almaya çalışıyorlar. Galatasaray küçük bir miktar bonservis bedeli ödeyerek Solbaken'i transfer edebilir. 1.86'lık sağ kanat oyuncusu Ola Solbaken bu sezon çıktığı 20 maçta 8 gol 5 asistlik performans sergiledi. Galatasaray orta sahaya Aston Villa'da istediği kadar forma şansı bulamayan Morgan Sanson'u getirmeyi planlıyor. Okan Buruk'un transferini özellikle istediği Morgan Sanson, 1,5 yıl önce ara transfer döneminde 16 milyon euro bedelli Aston Villa'ya transfer olmuştu ama Premier Lig hayalleri istediği gibi olmadı. 27 yaşındaki Fransız orta saha bu sezon Premier Lig'de yalnızca 10 maçta forma giyebildi. Golü veya asisti yok, sahada kaldığı toplam süre ise 350 dakika. Morgan Sanson yeterli şansı bulabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Galatasaray ise oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak istiyor. Yaltasaray'da Forvet'e Hırvatistan Ligi'nde hayduk split forması giyen Marco Livaya ismi gündeme geldi. Hırvatistan Ligi'nin gol kralı olan 28 yaşındaki Hırvat Forvet bu sezon çıktığı 40 maçta 32 gol 7 asistle 39 gole doğrudan katkı sağladı. Oyuncunun güncel piyasa değeri 7,5 milyon euro. Ama sözleşmesinde 1 milyon euroluk serbest kalma maddesi var. Bunu ödeyen oyuncuyu alır. Marco Livaya şu an takımından 1 milyon euroda maaş kazanıyor. Ama form durumu çok çok iyi olduğu için muhtemelen bunun daha fazlasını ister. Galatasaray'da 10 numara bölgesine yıldız bir futbolcu getirilmek istendiğinden bahsetmiştim. Daha önce Isco ve James Rodriguez gibi isimleri gündemine alan Galatasaray şimdi de için ilk teklifini yaptı. Ali Naci Küçüğün haberine göre Galatasaray alnına sıra maaşının yarısını ödeyelim bir yıldına kiralayalım teklifinde bulundu. Ancak bunun olma olasılığı yok. Tarişka şu anda kulübünün hatta Arabistan topraklarının en önemli oyuncusu. Ve ayrılmak istemediğini mutlu olduğunu sürekli söylüyor. Alnasır niye en önemli oyuncusunu bedavaya kiralayıp üstüne de maaşının yarısını versin ki? Bunu hangi kulüp yapar? Bana saçma bir teklif gibi geldi. Bu arada Anderson Tarişka Al Nasır'da bonussuz bir şekilde 8 milyon euro kazanıyor. Yani Galatasaray maaşının yarısını ödeyecek olsa bile çok zor. Hatırlayanlarınız vardır. Daha önceki transfer videolarımda Fenerbahçe'nin Real Betis forması gen William Carvalho ile ilgilendiğini söylemiştim. Taylan Berkan ikilisini beğenmeyen Galatasaray da William Carvalho yarışına dahil oldu. Transfer ve haberine göre Galatasaray William Carvalho'nun bonservisi için Real Betis'e 4,5 milyon euroluk teklif sundu. Fenerbahçe William Carvalho'nun maliyetinden dolayı bu transferden vazgeçmişti. Ama Fenerbahçe'de bu transfer için tekrar masada. Fenerbahçe'nin bonservis teklifi de Galatasaray'dan 500 bin euro düşük. Fenerbahçe 4 milyon euro teklif ediyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jesus geçmişte Sporting Lisbon'da birlikte çalıştığı William Carvalho ile bizzat görüşüyor. William Carvalho'nun Real Betis'le bir yıllık kontrası kaldı ve yıllık 3 milyon euro civarı bir maaşı var. William Carvalho Türkiye'ye gelmek için İspanya'da kazandığından daha fazla para kazanmak istiyor. Örneğin 3,5-4 milyon euro maaş beklentisi var. Fenerbahçe maliyetinden dolayı William Carvalho'yu transfer edemezse William Carvalho'yu alternatif olarak William Arao'yu düşünüyor. Tıpkı William Carvalho'da olduğu gibi William Arao da Jesun'da çalıştığı ve yakından tanıdığı bir oyuncu. 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu William Arao bu sezon çıktığı 28 maçta 5 gol 2 asistlik performans sergiledi. Ayrıca güncel piyasa değeri 7 milyon euro. Fenerbahçe'nin orta saha listesi bayağı geniş. Her gün yeni bir futbolcu gündeme geliyor. Son gündeme gelen futbolcu da Porto'dan Sergio Oliveira. Portekiz basınından Abola, Fenerbahçe'nin Sergio Oliveira'nın transferi için Porto ile temasa geçtiğini yazdı. Fenerbahçe, Porto'ya Oliveira'nın bonservisi için 4 milyon euroluk teklifte bulundu. Ayrıca bizim basınımızdan da Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Sergio Oliveira, Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan bir futbolcuydu zaten. Sergio Oliveira, Cesun Fenerbahçe ile ilgili paylaştığı videoyu beğendi. Ayrıca Fenerbahçe sportif direktörü Mario Branco'nun da son fotoğrafını beğendi. 30 yaşındaki Portekizli futbolcu bu sezonun ilk yarısını Porto'da, ikinci yarısını Roma'da kiralık olarak geçirmişti. Porto'ya tekrar döndü. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Sergio Oliveira bu sezon çıktığı 45 maçta 8 gol 2 asistle 10 gole doğrudan katkı sağladı. Jorge Jesus eldeki Samata ve Mergin Berisha'dan memnun olmadığı için Serdar Dursun'un önüne bir forvet transferi yapılmasını istiyor. Fenerbahçe'nin forvetine her gün farklı bir futbolcu yazılıyor. Son zamanlarda ismi geçen futbolcu da Artem Dovbik. Akşam gazetesinin Ukrayna basınına dayandırdığı habere göre Fenerbahçe oyuncunun menajeriyle görüştü ve Dnipro ile pazarlıklara başladı. 25 yaşındaki Ukraynalı futbolcu savaştan dolayı yarım kalan Ukrayna liginin gol kralıydı. Dovbik çıktığı 17 maçta 14 gol 5 asitle 19 gole doğrudan katkı sağlamıştı. Jesus'un bonsaisinin alınmasına onay verdiği Doebek'in güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Fenerbahçe'nin bir diğer forvet adayı da bir önceki videomda söylediğim gibi Real Madrid'den Mariano Diaz. Real Madrid'de son 3 sezonda yalnızca 39 maça çıkan Dominikli oyuncu daha fazla forma şansı bulabilme adına artık takımdan ayrılmak istiyor. Şu ana kadar La Liga'dan Hetafe ve Fenerbahçe'den teklif alan Mariano Diaz Hetafe'yi geri çevirdi. Fenerbahçe oyuncunun menajeriyle görüştü. Oyuncunun menajeri Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon euro istedi. Fenerbahçe ise 3 milyon euro teklif ediyor. Fenerbahçe Kanas bölgesi içinde Fatih Karagümrük'ten Emre Mor'u transfer etmek istiyordu. Fenerbahçe Emre Mor'un genel menajeri Nima Modir ile görüşerek transferi kesinleştirmek istiyor. Fenerbahçe Emre Mor için Fatih Karagümrük'e 3 milyon euronun yanı sıra altyapıdan Efecan Mızrakçı'nın bonservisini de verecek. Bu arada Emre Mor'un ismi son zamanlarda Trabzonspor'a da anılmaya başlanmıştı. Daha önce Fenerbahçe ismi yazılan ve Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Emre Mor, Instagram hesabından plana sadık kaldık paylaşımında bulundu. Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın transferi için Halsiti ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Fenerbahçe, Ozan Tufan'ı bonservisiyle ile sattı. Beşiktaş'ta Vekors transferi de artık bitiyor. Beşiktaş hem Burnley hem de oyuncuyla kiralık getirmek için anlaşmaya vardı. Beşiktaş son olarak da yapılacak olan kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonunu koydurmak istiyor. Beşiktaş'ın istediği bedel 8 milyon euro. Satın alma opsiyonu konusunda Burnley ile pazarlıklar devam ediyor. Onlar koydurmak istemiyor. Bu arada bir önceki videomuzda da söylediğim gibi Vekors Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon euro kazanacak. Yine bir önceki transfer videomuzda Beşiktaş'ın Muleka'yı satın alma opsiyonunu kiralamak istediğinden bahsetmiştim. Standart Liège normalde oyuncusu için 5 milyon euro isterken kiralama bedeli ve opsiyonla birlikte toplam 4 milyon euroyu kabul ediyor. Ama bir şartları var. Standart Liège satın alma opsiyonunun zorunlu olmasını istiyor. Ligimize devre arasında Kasımpaşa formasıyla kiralık olarak gelen Jackson Muleka çıktığı 14 maçta 12 gol 5 asistlik performans sergilemişti. Beşiktaş'ta forvet bölgesi için son günlerde Mario Balotelli ismi de gündeme gelmeye başladı. Mario Balotelli'nin menajeri tarafından Beşiktaş'a tavsiye edildiği haberleri vardı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Balotelli konusu hakkında konuştu. Mario beni arayıp kalmamı istiyor musun dedi. Ben de bu performansla olacaksa kalma. Üstüne koy dedim. Bize gelen ciddi teklifler oldu. Türkiye'den teklif almadık. Sadece yoklamalar oldu. Beşiktaş, Kanas bölgesi için Sporting Lisbon forması giyen Yovane Cabral'ı transfer etmek istiyordu. Yovane Cabral için resmi transfer teklifi bile yapılmıştı. Detayları bir önceki videomda söylemiştim. Ancak İtalyan basından Korea De Dello Sport'un haberine göre Yovane Cabral'ın yarım sezonluk kiralık olarak forma giydiği Lazio, oyuncuyu bir sezon daha kiralamak istiyor. İtalyan basınına göre Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, Yovane Cabral'ın yeteneğine güveniyor ve bir sezon daha şans vermek istiyor. Beşiktaş, oyuncunun bonservisini almak için çabalarken Lazio bir sezon daha kiralamak istiyor. Tabi kararı oyuncu ve kulübü Sporting Lisbon verecek. Beşiktaş yabancı sınırından dolayı yerli olarak Adana Demirspor'dan Tayyip Talha sonuçla ilgileniyor. Beşiktaş Tayyip Talha sonuç için Adana Demirspor'a 10 milyon TL bonservis teklifinde bulundu. 22 yaşındaki stoper bu sezon 26 Süper Lig maçında oynadı. Bir gol, bir asisti var. Beşiktaş sol bekede yerli bir futbolcu getirmek istiyordu. Altay'dan Kazımcan Karataş istenmişti ancak Kazımcan'ı yüksek bir ihtimalle Galatasaray alıyor. Beşiktaş da bunun üzerine Alanya Spor'un sol beki Tayfur Bingöl'ü transfer listesine yazdı. Ahmet Nurçevi Tayfur Bingöl'ün 29 yaşında olmasından dolayı bu transfere pek de istekli olmasa da Valerian İsmail olumlu rapor verdiği için şansını deneyecek. Alanya Spor Tayfur Bingöl için geçmişte Alanya Spor formasıyla tekrar form tutup Beşiktaş'a transfer olan Salih Uçan'ın bonservisinin yanı sıra 1 milyon euro istedi. Trabzonspor'un şampiyon kalecisi Uğurcan Çakır bu sezon takımdan ayrılabilecek futbolcuların başında geliyor. Championship'i şampiyon tamamlayan ve Premier Lig'in yeni takımı olan Fulham, Uğurcan Çakır'ı transfer etmek istiyor. Fulham, Uğurcan Çakır için 17 milyon euro teklif etti. Trabzonspor bu teklife sıcak bakıyor. Trabzonspor'da takımına ayrılan Antonio Vakayemen'in yerine Aston Villa'dan Trezeg'e transfer edilecekti. Bu transferde menajer kaynaklı olarak bir takım sorunlar çıksa da düzelmiş gibi görünüyor. Trezeg'e yıllık 2,5 milyon euro istiyordu. Bu beklentisini 2,2 milyon euroya kadar düşürdü. Trabzonspor 2.2 milyon euro yıllık ücret vermek istemediği için bonuslarla birlikte bu miktarlara çıkmak istiyor. Doğrudan 2.2 vermek istemiyor. Aston Villa tarafıyla da bonsaiz konusunda bir sıkıntı yok. 3.5 milyon euro civarına bu transfer biter. Evet bugünlük transfer haberlerimizin sonuna geldik. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Herkese mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.